Muğla Barosu avukatlarından Arzu Ayyıldız, Bodrum'da sahipli sahipsiz ayrımı gözetmeden hayvanlara karşı işlenen tüm suçlarda idari para cezasının uygulanmaya başlandığını söyleyerek vatandaşların zehirleme vakalarını somut kanıtlarla delillendirip kendilerine bildirmelerini istedi. İlçede son dönemlerde artan zehirleme vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu avukatı Arzu Ayyıldız, son dönemlerde Bodrum'da meydana gelen hayvan ölümleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bodrum'da geçtiğimiz günlerde Kumköy ve Cumhuriyet mahallelerindeki kedi katliamlarının üzerine Bitez'de de 10 kedinin öldürüldüğünü hatırlatan Ayyıldız şunları söyledi. Bodrum'da yıllardır maalesef kediler, köpekler işkence görüyor, öldürülüyor. Aslında Türkiye'nin her yerinde aynı sorun yaşanıyor. Fakat Bodrum'daki nüfus arttıkça ölüm vakaları da, öldürme ve işkence vakaları da, yaralama vakaları da artmaya başladı doğru orantılı olarak. Bununla ilgili biz kent konseyi olarak aslında mevcut popülasyonun sınırlandırılması için kısırlaştırma ve kimliklendirme projeleri de gerçekleştiriyoruz Bodrum Belediyesi ile beraber ama maalesef yeterli değil. Bütün hayvanseverlerin, aslında bütün sorumlu vatandaşların buna destek vermesi gerekiyor. En son Yahşi'de bir kedi, köpek vurularak ağır yaralandı. Aynı olayda iki tane vatandaşımız da yaralandı. Bununla alakalı yargı süreci başladı. Evet, biz de müdahil olduk. Köpeğin durumu çok şükür iyiye gidiyor ama çok ağırdı. Tedavisi hala devam ediyor. Şahıs tutuklandı ama tutuklanma nedeni tabii doğrudan köpeğe karşı işlemiş olduğu suç değildi. Birden fazla kişiyi taksire almaktan dolayı da ceza alacak. Suçu da sabit ve suçüstü olduğu için ve aynı zamanda kameralara yansıdığı için görüntüler. Kedi zehirlemeleri çok fazla, evet. Yani çok eski bir sitesi, Konacık'ta olan Temel sitesinde çok fazla kedi zehirlenerek öldürüldü. Hatta ailenin söylediğine göre kendi 6 yaşındaki çocukları da bu zehirden olumsuz etkilendi ve İzmir'deki bir hastaneye gönderildi. Çünkü burada tedavisine devam edilemedi. Çok şükür çocuğun sağlık durumu iyi ama ailenin sahipli kedisi öldü. Yine her mahallede, geçen de Bitez'de böyle bir vaka yaşandı. Yaklaşık 5-6 gün boyunca ölü kediler bulundu. Yani orada da şüphelenilen bir restoran sahibi var. Onunla da ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yasal süreçlerin takipçisiyiz. Fakat tabii somut deliller olmadığı sürece cezalandırılmalarını sağlamak da zorlaşıyor. Şimdi sevindirici şöyle bir gelişme olduk. Bodrum Kaymakamımızla bir görüşme yaptık. Eskiden uygulamada yalnızca sahipli hayvanlara karşı işlenen suçlara karşı idari para cezaları kesiliyordu. Fakat şimdi artık bundan sonra sahipsiz hayvan ayrımı yapılmadan idari para cezaları kesilmeye başlandı. Fakat tabii somut olarak delillendirilmesi lazım. Bu sebeple biz bütün vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Somut olarak delillendirebildikleri bütün vakaları bize göndersinler. Hayvana karşı işlenen her türlü şiddet. Bununla ilgili biz ceza yaptırımları uygulatıyoruz. Ve bunları da yavaş yavaş sosyal medya hesaplarımızdan duyurmaya başlayacağız.